Bir Tat Restoran. Yeni konseptimizle damak tadınıza hitap ediyoruz. Korkuteli'nin kekik dolu yaylalarında yayılan kuzuları sizler için alıp geleneksel Türk lezzetleriyle harmanlayarak damaklarınıza eşsiz bir lezzet bırakıyoruz. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Lezzetin adresi Bir Tat Restoran. Korkuteli'de erkek berberler zam istiyor. En son 2016 yılında ücretlerin yeniden düzenlendiğini belirten berberler, o günden bugüne her şeye zam geldiğini, maliyetlerin arttığını ve tıraşa da zam gelmesi gerektiğini belirttiler. Merhaba, ismim Süleyman Mor, Çağrı Erika Cover'ın sahibiyiz. Arkadaşlar beraber ortak çalışıyoruz. Biz esnaf olarak Korkuteli'ndeki berberler arasında fiyat listemizi toparladık. Fahrettin Özbek başkanımıza verdik. Biz de zam istiyoruz artık. Çünkü gündemimizde bir pide dahi, ekmek 1 lira, pide 3 lira. Yani ekmek de yakında 1,5 lira olacak. Tabii, ekmek de yakında 1,5 liraya çıkacak. Onun için bizim de tıraş fiyatları aşağı yukarı 1 senedir, 1,5 seneden beri aşağı yukarı 2 senedir aynı. Biz verdik başkanımıza. Aslında tıraş fiyatlarına zam yapmak istemezdik. Biz de mecbur kaldık yani. Peki bu kaç para olacak? Ya şu anda ortalama yani bizim esnaf arkadaşlarımızdan fiyat listesinde uyan var, uymayan var. Yani şimdi biz ortalama satsak 20 TL alan arkadaşımız var, 30 TL alan arkadaşımız var, 15 TL alan arkadaşımız var. Yani biz ortalama satsak 30 TL civarında. Belirlendi. Yani tahminim 40 TL, 35-40 TL civarında çıkar ama yine de 25-30 TL arasında alan arkadaşlarımız olur. Şimdi bizim de birlik yok yani fırıncılar gibi bizde birlik yok. Berberler arasında birlik yok. Birlik yok yani bizim artık kendi arkadaşlarımız arasında bizde birlik yok. Ama fırıncılar ne yapıyor? Ekmek 3 lira diyor, 3 liradan satış yapılıyor. Yani en iyisini diyor yani. Peki bu ne zamandan sonra uygulanır? Biz verdik tahminim. Ya şimdi öyle diyoruz ama bakıyoruz adam geliyor galiba. Durumundan belli. Satsak adam mesela 25 liraysa adamdan 20 lira alıyorsun. Geldi kese 15 lira alıyorsun. Ama tabii ki biz bunu bayramdan sonra yaz başında uygulamayı düşünüyoruz yani. Ben Damla Koffer, Fahrettin İzer. Malum zamla ilgili yani berberlerin yapacak olduğu zamla ilgili bir dedikodu var bildiğimiz kadarıyla. Berber arkadaşlara hak veriyoruz bu konuda. Çünkü kullandığımız kozmetik malzemesinde %100, %200'lere varan zamlar var. Evet. Malum dükkan kiralarımız vesairemiz buna endeksli olarak arttı. En son aldığımız listeyi biz 2016 yılında aldık. 2016 yılından bu yana kadar 3 senedir zam yok. 3 senedir zam yok. 3 senedir zam yapmıyoruz. Aynı tarifeden devam ediyoruz. Ama malum dediğim gibi dükkan kiralarımız, bağkur primimiz. Her şey artıyor. Yani kozmetikte dediğimiz gibi kozmetikte çok rahat dolar endeksli artışlar var. Yani gerçekten %100 varan artışlar var. Bu da faturalan yani faturalı bir şekilde ispatlı delil olarak gösterebiliriz herkese. Yani artık artışın olması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Kaç o lira olacak abi? Onun belli bir şey var mı? 30 lira uygundur diye düşünüyorum. 30 lira uygundur. Yani şu anda 20 lira. Evet. 2016'dan beri 25 lira. 25 lira 30 lira uygun olur diyorsun. 30 lira uygundur. Adım Ali Eken. Damla Koffer'de çalışıyorum. Ali Bey şimdi 2016'dan bu yana zam gelmiyormuş. Doğru mu? Evet. Kaç para şu anda tıraş fiyatları? Yaklaşık saç sakalı 20-25 arası oynuyor. Sakal 10 lira civarlarında. Yani şimdi şöyle bir şey var yani kozmetik ürünlerde hep zam, dükkan kiraları olsun. Şu anda zaten ekonomik krizdeyiz. Yani İşler de pek yoğun değil herhalde. Tabii ki. Yani zam gelmesi daha iyi olur. Saç sakal arası 30-35 oynasa, sakal 10 lira, 15 lira oynasa bizim için daha iyi olur, daha uygun olur. İsim Erhan Taş, değerli ortağım, büyüğüm, Mehmet abim, Mehmet Sarı. Dükkanımızın ismi Sarıtaş Erkek Kuaförü. 2016'dan bu zamana kadar zam gelmedi. Ondan öncesinden zam gelmişti. Saç sakal tıraş fiyatlarımız, işte saç sakal 25, saç 15, sakal 10 olaraktan belirlenmişti 2016 yılında. Şimdi artık o zamanla bu zaman arasındaki farklar tabii ki doğdu. Dükkan kiraları arttı. Bağkurlarımız, SGK 1
borçlarımız arttı. Malzeme fiyatları yükseldi ister istemez. Yani artık yaptığımız tıraş fiyatları yetersiz geliyor. Biz de bunun için gereken yerleri özellikle yaptık. Esnaf Sanatlar Odası'na dilekçemizi başvurduk. İmza toplayaraktan, diğer meslektaşlarımızlardan imzalar toplandı. Müracaatımızı yaptık. En kısa zamanda zam gelecektir. İşte yani bunlar uyanlar olacaktır muhakkak. Herkes belgelerini alacaklardır. Fiyat listesi belgelerini alacaklardır. İşte yani biz saç sakal kendi aramızda 40 olarak istedik. Esnaf ve sanatlar orası bunu dahil görürler mi bilmiyorum artık. Bunu bütün berberler oturup konuşarak mı belli ediyorsunuz fiyatı? Yani tabii ki tüm berberleri yaklaşık birçoğunu gezdik. Hani fiyatlarımız ne olsun diye belirleyelim diye konuştuk kendi aramızda. Öyle olsun dedik. Fiyatları bu oranlarda belirledik aşağı yukarı. Zaten normal, ideal fiyatlar. Çok bir fahiş artış yapmadık. Yapmayalım diye düşündük. Yani yine bu fiyatlar mesela herkesin hitap ettiği bir müşteri potansiyeli var. Evet. Mesela bazı yani mesela üst yaş kısımlar genelde daha basit tıraş oluyor. Yani saçın sakalın kesilsin diye düşünüyorlar. Onların hitap ettikleri, evet. Onlar hitap ettikleri bir müşteriler var. Yani dükkanlar var, esnaf kardeşlerimiz var. Bizler daha çok gençlere hitap ediyoruz. Yani gençler genel tıraş yapıyoruz. Mesela onların işçiliğiyle o kesimin işçiliği daha farklı oluyor. Çünkü mesela örnek bir yukarıda misal 50 yaş, 60 yaş müşterilerimiz uğraştığımızda genelde 15, 20, 25 yaş kesimleri uğraştığımız tamamen farklı oluyor. Tabi bu ister istemez işçilik farkı yansıyor. O yüzden o herkesin hitap ettiği müşteriler var. Onlar da ne olur biraz daha düşük fiyat alabilirler. Yani bize mesela daha yani birçok müşterimizin tercih etmesi ve daha çok özendiğimiz için. Peki Mehmet abi bir anda 15 lira artması nasıl etkiler? Ya aslında her 3 yılda bir, her yılda bir artmaktan sonra 3 yıla biz bunu yayıyoruz. Böyle olması daha mantıklı aslında. Yani her yıl artsa bu kadar. Her yıl artsa bu kadar. Yani gözükmeyecek. Gözükmeyecek yani. Tabii ki. Bu yüzden halinden derinden insanların anlamaları gerekiyor. Özellikle kuaförler. Yani insanlar kendilerini biraz daha dış etkenlerden daha korumak niyetine değil de daha beter kuaförleri savunmaları gerekiyor. Anlamıyorlar yani. Bir Tat Restorant. Yeni konseptimizle damak tadınıza hitap ediyoruz. Korkuteli'nin kekik dolu yaylalarında yayılan kuzuları sizler için alıp geleneksel Türk lezzetleriyle harmanlayarak damaklarınıza eşsiz bir lezzet bırakıyoruz. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Lezzetin adresi Bir Tat Restorant.